Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selam ve sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız çok iyiyim. Sesim böyle. Sağ olun, geçmiş olsun demişsiniz. Yelda için tarifler falan söylemişsiniz. Ya yalnız bırakmıyor. Evet, biz de seni sevdik ama ben korkuyorum biraz senden. Sarp bir oynuyor arkadaşlarım. Şimdi ben yürüdükçe o da arkamdan geliyor. Oyun oynamak istiyor herhalde. Sen sesin böyle ama gayet iyiyim. Bir ağrım, bir sızım, hiçbir şeyim yok. Sadece Yelda bir tık daha fazla. Hani bir tık daha hasta benden. İnşallah o da birkaç gün daha iyi olur. Dün biz Sarp'ı soktuk ama bugün sokmayacağız. Kızlar ne bileyim, korkuyoruz hastalanır filan. O yüzden onlar da şimdi Yelda ile Ayşenur bir yere gittiler. Bir markete bir şeyler alacaklar. Bugün de sürpriz misafirimiz geliyor. İki kişi hasretimize dayanamadılar. Bilin bakalım kim. Onlar da bu akşam, yani bugün geliyorlar. Bir saat sonra burada olurlar. Gelsinler, bir mangal yakalım. Daha doğrusu Ayşenur aradı. Kim olduklarını tahmin etmişsinizdir. Emre ile Mikail. Baba gelseniz mi? Ondan sonracığıma bilmiyorum dedi. Hani nasıl filan. Dedi ya gelin, yatacak yer filan da var. Ondan sonracığıma hem de dedi canım dedi mangal çekti. Emre'yi özledi bence. Şömineyi yakamadık. Ondan sonra ben videonun devamını da getiremedim. Çünkü o kadar telefonda oldu ki şu an videoların yarısı Yelda'da, yarısı Ayşenur'da. Benim telefon full doldu. Çekimler de yapıyorum, tanıtımlar da yapıyorum. O yüzden böyle buranın neresi olduğunu soran arkadaşlarımız için tekrardan İznik Derbent Lüks Taşev diye geçiyor. Kısım kısım evleri var, kale evleri var. Şimdi ben size birazdan o evi de gezeceğiz. Oranı da ben size çekimini yapacağım. Orayı da gördük, çok güzel. Daha büyük evleri var, daha büyük aileler için de evler de var. İznik Taş Mahal diye geçiyor. Instagram sayfası arkadaşlarım. Atlamadan izlerseniz sevinirim. Hani ben videoda da belirttim. Ama Instagram sayfasını alta yazmadım. Siz de haklısınız. Instagram İznik Taş Mahal diye geçiyor. Fethiye'de olsun evleri de var. Aynen bu şekilde villaları da var. Sıcaklığı falan çok güzel. Evin sıcaklığı çok güzel. Bir de korunaklı. Kimse görmüyor. Rahat. Mis. Çok güzel. Güzel mi? Güzel mi? Ah, size bir dokunabilsem. Dokunamıyorum. Hadi arkadaşlarım, içeri geçeyim. Ayşenur da jacuzziyi doldurdu ama kız giremedi daha. Şimdi arkadaşlarım, Kale Taşevi gezdireceğim size. Eda Hanım bizi buraya getirdi. Hatta burada kalabileceğimizi söyledi. Burası şöyle geniş bir salon var. Geniş bir salon var. Aynı şekilde şöminesi var. Şöyle bir oturma koltuğu, yemek masası, çocuklar için de yemek masası. Aman pardon, mama sandalyesi, mutfağı. Birazdan dur, dışarıyı göstereceğim ve kızlar. Jacuzzi de içinde. Şöyle baş başa tatil yapabileceğiniz tam kafa dinlemelik yer. Jacuzzi içeride ve oda çok sıcak ev. Banyosu, tuvaleti, yatak odası, şöyle yuvarlak bir yatak, gardırobusu, ondan sonra cama banyosu, şöyle ve ben şimdi asıl size olay dışarıyı göstereceğim. Nasıl Yelda? Çok güzel. Burası tam kafa dinlemelik. Tam. Bakın kızlar, burada sıcak havuzu. Aynen böyle. Şu dekoşeye bakın. Süslemelere, korunaklı, kimse görmez, sessiz, sakin, çardağı, ateş çukuru ve muhteşem göl manzarasıyla birlikte burada tatilinizin keyfini çıkartabilirsiniz. İznik Kale Taşev diye geçiyor değil mi Eda Hanım? Evet. Eda Hanım ilgileniyor. Bu da küçük zıppırımız bizim. Böyle sessiz, sakin. Şimdi sizi 3 artı 1'e gezdireceğim. 3 artı 1 olan ev. Şöyle. Burayı mı? Eşyaları cümle çıktı, köye çıkardım. Valla. Buranın da havuzu bu şekilde kızlar. Burası daha da büyük havuzu.
oturma yeri için de gezdireyim size. Manzarası filan. Hemen hızlı bir şekilde gezdireyim. Şöyle bakar mısınız? Burası çok güzel. Mutfağı. Bakın. Şöyle yatak odası. İki tane yatak odası var. Şöyle yatak odası. Aynen jacuzzi'si. Bakın. Bunun içeride olması çok çok iyi. Evet. Dışarıda su zaten dolana kadar su soğuyor. Ama böyle içeride harika. Aynen bakın. Şöyle. Eda Hanım harika. 3 artı 1. Şimdi sizi aşağıyı da gezdireceğim. Niye içten merdiven yok? Ayrıca böyle bir yer düşünmüşler. Aa, bakın. Bu da yerden ısıtmalı değil mi? Evet. Burası da yerden ısıtmamız var. Aynı şekilde bakın. Buzdolabısı filan. Lavabosu. Ay harika. Bu çok güzel. Aa, çok gibi. Güzelmiş. Evet evet. Çok güzel. Gelsinler baksınlar. Yeni damat eşinin hasretine dayanamadı geldi. Vay, dayanamadın mı? Mikail de geldi arkadaşlarım, malzemeleri götürdü. Biz bu akşam diğer tarafta konaklayacağız, gezdirdiğim yeri. Orayı çok beğendi çocuklar. Bu akşam oradayız. Malzemelerin çoğunu götürdük. Burada çok az bir eşya kaldı. Telefona baktırma. Emre. Emre, telefon yok. Telefon o kadar meraklı ki böyle sürekli böyle bakmak istiyor. Şimdi bugün Mikail mangal yakmaya başlamıştır. Gelirken de tavuk almışlar. Ben köfte hazırlamıştım çıkmadan önce. Buraya da getirmeyi unuttum. Ay bu gıcık kızlar. Ama şükür iyiyim yani, herhangi bir şeyim yok. Gıcık tutuyor boğazım. O da çok biraz böyle sıvı tüketsem daha iyi olur. İşte öyle yapacağız. Şimdi gideceğiz oraya. Şimdi köy bakkalından da Mikail'in bir isteği var. Onu alacağız. Bir de maden suyu. Ha? Neyine? Kapıyı da örtün dediler. Köpek çok gelir. Burada bayağı bir köpek var. Ama hepsi şeyli. Kulakları. Havaf çok. Ne diyorlar ona, etiketli mi? Aa, köpeğine. Bir şey sıkışmış gibi hissediyorum. Ne zamandır totomda nine olmuş. Kavuştun mu lan karına? Dayanamadı hasretine gel. Özlemedin mi Ayşenur? Utandı. Çakmak mı yanında? Çakmak yok. Babandan istesene. Onun çakmalı. Babasıyla konuşuyor. Zürafa. Sarp'ı sokacağız. Sarp'ı hiç havuza sokmayacağız. Burada biraz vakit geçirsin. Sarp sıfatını yiyeceğim şimdi bak. Oğlum kapat şu metre, seni göreyim. Benimki. Hoş geldin. Hasretime dayanamadın mı? Sen dayanamamışsın, gelmişsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Gelir gelmez işi yaptınız yine bana. Evet. Ne yaptınız? Oo, sen pişirmişsin bile. Köfteleri kızarsana Sarp'a. Getireyim mi? Getir. Onu da getireyim, onu da kızart. Özledin mi beni? 4, 8, 9, 11 yine var. Öbürünü de kızartayım yoksa sonra kızart, mı yersiniz? Nasıl, özledin misin bizi? Yok. Oğlum da hemen gelmiş karısına. O yeni evli normal. Karısın beni ikna eden. Emre mi? Ayşenur yani. Ya, ya olsun iyi. Onlar bak şu altta kalacak Mikail. Kim? Çocuklar altta kalacak. Ha, yer mi var aşağıya? 3 artı 1 dubleks. Nereden iniyor? Merdivenden bak aşağı.
Klimalı filan ha. Çocuklar derken Yeldağlar. Hayır be, bizimkiler. Ha, ha, evet, onlar tamam. Orada kalsın, daha rahat kalırlar. Evet, tamam. Böyle yemekleri yedikten sonra havuza cumbulop arkadaşlarım. Mikail çok güzel ya. Değil mi? Ay ben seni dur video gördük ya. Tamam. Bak şimdi. Gençler. Nasıl yaptın? Su dolunca dediğim gibi oldu. Anladın mı? Dibinde kalıyor şimdi bak, daha da büyüyor. Evet. Yağlı tavuklar hazır bak. Yemek yiyelim ondan sonra. Aferin. 5 kişi jacuzzi çalıştırdık. Yo ama dedim ya sana, su tam dolunca öyle çalışacak, öyle çalıştı. Klozetin kapağını kapatsana ya. Yendi. Mutfakta toparlandı ama ben bunu tek tek götüreyim. Yelda şu an oğluyla jacuzzi'de keyif yapıyor. Benimki nerede? Havuzda. Evet. Çok soğuk. Söyleyin bütün aşklarıma. Hey George. Şarjın içeride. Getireyim mi? Getireyim mi? Çetin ailesi. Kahvelerimiz de geldi arkadaşlarım. Bardakları da çok güzel. Ay evet ya, her şey çok güzel. Mayıştık yemin ederim. Mikail dışarı çıktı herhalde. Emre ne yapıyor? Durun göstereceğim şimdi size. Ne oldu? Meyve yemek istiyor. Bir iki tane mandalina var. Meyve mi yemek istiyorsun? Gel. Hangisini alacağım? Bakın bunu Emre hazırladı. Kızlar. Ya. Ayşenur yaşadım valla. Ben hiç Mikail'den böyle bir tabak görmedim. Sen gördün mü Yelda? Ayşe'den der mi? Hayır. Şeref'ten. Gördüm. Vallahi. Sen kendine yap. Vay çakal vay. Ayşenur şanslı. Prenses. Oo. Çayımız da hazır. Ben ne? Yaşlı ben. Kız ben de bu akşamı kaygara yapayım. Allah çamaşırları da böyle astık. Ev zaten çok sıcak. Ben de iyiyim mi? Bugün ufak bir kaza atlattım. Şurası bakın kırmızı. Acıyor mu? Acıyor mu kuzum? Uy yavrum benim, ölürüm sana. Emre de şey yaptı, patates közledi. Ay bunun arasına kaşar koyacaksın ha. Süper olur. Ben hiç yapamam onu. O bir şifa. Vallahi yapamam. Yok yok. Mikail sakın. Soğan yedin, sarımsak sakın. Ben yiyeyim şimdi. Bu mu? Oh patates de közle bir de. Şimdi meyvemizi yiyelim. Bakabilir miyim anneciğim ağzının içine? Çok acıyor ya. Acıyor. Meyve yemek istiyor, yiyemiyor. Hadi bakalım. Yok. Her şey çok güzel. 10 numaraydı, çok beğendim. Değil mi? Değil mi Ayşe? Evet. Orası köpek kaynıyor. Neresi? Aşağısı. Valla. Merak etme, Dalyan gibi çocuk var yanında. Şey olmaz, indim ben. Dost oldum ben de. Ay acıyor Mikail. Bakabilir miyim? Bakalım. Bakmadan. Şunu da pazara gidiyorum. Domates alayım yarım kilo. Salata alayım yarım kilo. Çok bir şey almam. Hadi çok bir şey almam. Oğlum niye yarım kilo? Biz de geliriz. Sen gelince alırım yine. Yine yarım kilo alıyor ya. Desene de Mikail. Evimde 3 tane patates, 3 tane soğanım var. Bir ay yeter sana. Oğlum annen de evlendiğimizde o da bir şey bilmiyordu. Ayşe sen ne yapıyordun yeni evlendiğimizde? Patates. Patates.
Dilimli mi? Ne yapıyorsun? Patates kızartması, patates yemeği. Patates kızartması, kurabiye. Patates. Ben son bir gün ne dedim sana? Kusacağım artık dedi. Nasıl bilmiyordun siz? Vallahi bir kurabiye yapıyordum, bir de patates. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Annem öğretmedi mi sana? Ben prensesler gibi büyüdüm. Herkes şanslı. Sen de bilmiyordun, sen de yemek yapmadın. Yok, ben de biliyordum. Hayır. Ben kız tarhanayı nasıl yaptın bana? O çok güzeldi. Tadı nasıl? Sen sonuca bak. Çok güzeldi. Hele tel şehriye çorbası. Evet, değişik bir tarhana. Tel şehriye çorbası. Tel şehriye makarnası. Tel şehriye komple kattı çorbanın içine. Ama dedim ki henüz ölçü ver bana. Dedi ki ya at işte paketin bir kısmını dedi. Şey de var ya, sosyal medyada. Abi annesi bir annene şimdi şey yapacak. Çok iyi oldu. Üç bardak un koy diyor. Evet, açık açık söyleyin. Bilmiyoruz. Bir de bana diyor ki şu tariflerini diyor, onu diyor ölçüyle ver diyor. Başlayacağım diyor senin tariflerini diyor. Ben bilmiyorum diyor yani. Diyor ki göz kararı un diyor. Alabildiği kadar un diyor. Ben ne bileyim ne kadar un diyor. Biliyorum yani. Hepsini alıyor galiba. Allah, bu tencere bayağı alıyor. Ayşe sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Un aldım sabahta. Sen un da mı aldın? Saymasını açar oradan öyle değil mi Ayşe'nin? Ayşe'nin orada un, 1 kilo un. Kabartma tozu, vanili, kakao aldı. Ne yapsın ki? Kek. Kendimi düşündüm kek de. Kek yapıyor Ayşenur. Yumurtam yok ya, yarın da köy tavuğu alayım. Ay köy ekmeği alsanıza giderken Emre burada. Ay köy yumurtası. Köy ekmeği de alın. Daha evdeki ekmekler duruyor. Ne yapayım ben köy ekmeği? Ya, biz ben ne yapayım köy ekmeği? Biz diyetteyiz Ayşe'yle. Sen kendi evine mi gideceksin? Ya kendi evim mi? Tabii ki kendi evim. Benim evimde ne işim var? Ben bir tane eşyam, hiçbir şeyim yok. Dün akşam sende kalmamış. Dedi ki geleyim mi baba dedim. Kaferinde dedim ya ne geliyorsun? Eve geç giriyoruz zaten. Ya ben 12'de de kahvedeydim ya. Hayırdır? Şimdiden başlamışsın kahve. Baba, babasının yolunda yavrum. Hatta iş kıyafetlerine git, tamam mı? Zaman kaybetme sakın oralarda. Babamın kahvesi bir ilerideki, benimki bir geride. Hadi ya. Nerede? Çocuklarına ne kadar örnek bir adamsın. Alabalıklığımı da ne diyorlar ya. Sen oldun az ilerisi. Orası dernek yolu. Ya işte kültür sosyalleşme derneği. En azından bu. Çocuğum. En azından evet, bu sosyalleşiyor sen. Bizimki daha sosyal. Çok sıcak ya. Kapatıyorum ben. Hayır düşür ısısını. Biraz düşür olur ya. Ama iyi ki geldiniz ha. Yoksa bunların ikisi uyumuştu. Ya enişte öyle diyor da alıyor kendisi. Biz Ayşe'ninle masal cırladık. Gel diye 20 kere çağırdık, oturduk, telefonla oynadı. Ya işim var. Geldi bir yerden sonra. İşi gece 9'dan sonra başladı. Ne? Sonra geldi. Diyor ki niye hiç konuşmuyorsunuz? Bitti mi konuştuk? Bitti mi, her şey konuştuk dedik ya. Bak çek, çek yatın birinde o çalışıyor. Birinde ben televizyon izliyorum. Açma çekirdeği. Tamam, ha, yiyecek misin Ayşe? Telefonun şarjı bitince yanıma gel. Hiç benimle konuşmuyorsun diye geliyorsun orada yatıyorsun diye. Gıdı gıdı durmadan telefon... Ya Ayşe'm ne yapayım ben? Sen orada bakıyorsun şarjı bitmiş ya, o yüzden geliyor yanıma. Hayatım, telefon şarjı olana kadar ben oyalan. Ama işim oluyor lütfen. Sonra uyuyakalıyorum. Mırakırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Abi çocuğun en sevmediği şarkı senin yüzünden. Sevmiyor mu? Senin yüzünden. Kırmızı balık gölde. Her aradığımda ama kırmızı balık gölde. Sevmiyor mu? Nefret ediyor. Kızlar dudağı çok kötü olmuş. Tamam artık yeter. Evet. Işte. Yeter. Yeter artık. Dudağına bakayım. Oy yavrum. Acı öyle yapıyor. Patiklerini diyor. Yesinler o. Niye öyle baktı? Ya. Ne oldu? Aa. Küst. Gel bebeğim, ne oldu? Vaaay. Niye öyle baktı öyle? Ne oldu anneciğim? Ne oldu sana? Uyuyalım mı? Bence uykusu geldi. Videonun editini yapıyorum. Videonun editinde yarısından fazla
Bizim öksürük seslerimiz arkadaşlarım. Kusurumuza bakmayın. Vallahi. Ama Yelda bugün daha iyi. Maşallah. Aman maşallah. Şimdi kahvaltımızı bacım hazırlıyor. Buradan da Sapanca'ya geçeceğiz arkadaşlarım. Sapanca'da da bir iki gün kalacağız. Dağınık çalışmışsın ha. Ben onları oraya çok güzel bir şekilde dizdim. Hiçbir şey yapmamışım. Her yer her yerde. Beni beğenmiyor. Ama Yelda'nın düzeni gerçekten süper. Bir yere çıkacaksanız valizinizi Yelda'ya düzenleyin. Tüm her şeyi. Niye? Hayatım bir şey yapsana ya. Allah'ım o günleri de görecek miyim? Görürüm herhalde ya. Hı? Dur bir tanesini bu kavanozları direkt kullanıp atacağım ha. Ha at at. Yok kız o çok da pahalı ama kavanozlar. Ben sana alırım yeni dolduğunu. Kaşıyamam kavanozları. Ay dur çıkartayım. Oy çok yaşa. Çok yaşa. Menemen yapıyor kahvaltıya. Ayşenur'a da patates kızartacağız. Ayşenur domatesle alakalı hiçbir şey yemediği aha için. Efendim. Biber oldu. Diyor ki bibersiz de diyor menemen mi olur diyor. Gel bakalım. Aha. Hadi bakalım teyzelere bay bay yap. Sapanca'da görüşürüz. Yok yolda yok birazdan burada açılışı yaparım. Ondan sonra yolculukta açarız videoyu. Bir de oraya gittiğimizde açarız. Bu şekilde. Değil mi? Sen babayı mı aradın? Babayı mı aradın telefonla? Kız telefonu da kullanıyor yani. Ha? Nasıl açılacağını, nasıl yapacağını. Yelda. Ben anlamıyorum. Hiç vermediğim halim bu. Yelda. Evet hiç vermeden bunu yapıyorsa. Bıyık yap diyor. Versen var ya Allah. Alamayız önünü. Yelda bu benim kucağıma neden geldi bil bakayım. Telefon var elimde. Hayır karşıda telefon var şimdi ondan bıyık açacağımı düşünüyor. Ama yanılıyorsun George. Bıyık yok. Tamam mı? Sen teyze bum da yok. Hayır. Yok. Sadece annesi çok böyle ağladığı zaman bir müzik. Onun müzikleri bir de emojiler. Abi de müzik açıyorum. Bir de emoji. O da şeref ararsa. Bıyık. Ne diyor? Alo, büyük. Büyük yapamayız ben. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlarım. Severek izlemişsinizdir. Sıkılmadan izlemişsinizdir inşallah. Allah o kadar yoğun geçiyor ki hiçbirinizde de düzgün geri dönüş de yapamadım. Düğün arifesinde de geri dönüş yapamadım. Bakalım buradan İstanbul'a gider miyim, gitmez miyim? Tam belli değil. Ben gitmeyeceğim ama Yelda bir 3-4 günlüğüne gel abla diyor ama pek gitmek istemiyorum. Bakalım artık arkadaşlarım. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Mikail ve Emre'nin gelmesi o kadar iyi oldu ki değil mi Yelda? Daha eğlenceli geçti. Çok güzel geçti. Buradan da Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu 2 günlük tatil için. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Onu bırakır mısın çatalı? Görüşürüz kızlar.